Arkadaşlar 3-4-5'in AYT kitabından 3 orijinal polinom sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki dik üçgen biçimindeki havuzun hipotenüs kenarına eş kare fayanslar döşendiğinde 4 birim uzunlukta yer açıkta kalıyor. AB 2x kare AC x üzeri 4 eksi 1 AB dik AC. Verilmiş her bir kare fayansın bir kenar uzunluğu x kare artı x artı bir birim olduğuna göre x kaç olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada e, Pisagor yaparak işe başlayalım diyorum. Yani şuradaki üçgenimizi Pisagor yapalım. Şunu unutmayalım ama şuradaki karelerin her birinin kenar uzunluğu x kare artı x artı 1 ya şurası x kare artı x artı 1 bundan kaç tane olsun burada mesela k tane olsun arkadaşlar k tanesi yan yana dizilmiş en son kaç birim açıkta kalmış 4 birim açıkta kalmış pisagor yazarsak işte x üzeri 4 eksi 1'in karesi şunun karesini alıyorum ne gelir arkadaşlar x üzeri 8 eksi 2 tane x üzeri 4 Doğru mu? Artı 1. Artı bunun karesinden ne gelir arkadaşlar? 4x üzeri 4 gelir. Eşittir. Ee, k çarpı x kare artı x artı 1. Doğru mu arkadaşlar? Artı bir de kaç birimiz kalmış? 4 birim. Bunu ne diyeceğiz arkadaşlar biz buraya? Karesi diyeceğiz. Şu sol tarafa dikkat ederseniz bakın şurada düzenlersem x üzeri 8 artı 2 tane x üzeri 4 artı 1 gelir. Aslında bu şeyin karesi değil. Mi? Bakın x üzeri 4'ü eğer m dersek m kare artı 2 m artı 1. Yani aslında bu m artı 1'in neyi arkadaşlar? Karesi. m dediğimiz ne? x üzeri 4. Şöyle yaklaştırayım. m dediğimiz x üzeri 4 arkadaşlar. Aslında burada x üzeri 4 artı 1'in karesi var yani. Yani aslında şöyle bir şey varmış. x üzeri 4 artı 1'in Karesi eşittir. Şunun karesi. Aynısını buraya yazmayayım. Şuna eşit. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kareler gitsin. Ne kalacak benim elimde arkadaşlar? Şuraya yazarsam. x üzeri 4 artı 1 aslında eşittir. k tane x kare artı x artı 1 artı 4'e eşitmiş. Tabi burada e, kaç tane şundan var diye şuradaki k'mız bir tam sayı olacak. 4'ü bu tarafa attık. x üzeri 4 eksi 3 eşittir. K çarpı ne gelsin? X kare artı X artı 1 gelsin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada biz bir X tam sayısı arıyoruz. X'i bulacağız. E, şuradaki K'mız da bir tam sayı. Aslında şunun içinde e, şundan kaç tane var diye baktığımızda kalanın ne olması lazım? Yani hiç kalanın olmaması lazım. Yani X'leri 4 eksi 3'ü şuna böldüğümüzde arkadaşlar e, sıfır gelmeli ki yani kalan olmaması lazım bölüm k olacak biz buradaki bir k sayısına ulaşmış olalım örneğin işte burada diyelim ki 60 yazıyor şurası 20 gelecek burası da 3 gelecek 3 kere 20 eşittir 60 demiş olacağız aslında biz x üzeri 4 eksi 3'ün içindeki x kare artı x artı 1'leri arıyoruz arkadaşlar böyle yaptığımızda kalan ne olur diye ee, bir bakalım diyorum ben kalanı arayalım arkadaşlar. Bu kalanın sıfır olması gerektiğini düşüneceğiz. O zaman da biz direkt aslında x sayımızı bulmuş olacağız. x üzeri 4 x 3'ü şuna bölebiliriz. Oradaki kalanı sıfır eşitleyebiliriz. Ya da normal e, şöyle yapıyorduk ya mesela bir polinomun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan nedir dediğimizde normalde x karenin yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? eksi x eksi 1 yazıyorduk. Şurada da x karenin karesi var ya. Ben buraya eksi x eksi 1 yazsam bunun karesini bir alsam eksi 3 desem buradan kalan 0 olacak unutmayın. Bunun karesine gelir arkadaşlar x kare artı 2x artı 1 eksi 3'ten ne gelmiş olur? Eksi 2. Tekrar x karenin yerine şunu yazsam e, ne olur? Eksi x eksi 1 artı 2x eksi 2. Bu benim kalanım oldu artık. Burada daha x kare yerine yazabileceğim bir şey yok. x karelerim tükendi. Yani elimde benim x eksi 3 kalmış oldu. Ben bu kalanın kaç olmasını istiyorum? Sıfır olmasını istiyorum. E burayı sıfır yapan x değeri kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Demek ki benim aradığım x değerinin 3 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Doğru cevap 3 olarak bulunmuş olur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar yine 3, 4, 5'in polinom kısmından 3 orijinal soru serisini çözmeye çalışıyoruz. Bir sorumuza daha karşınızdayız. Feray yukarıdaki 2x küp artı 5x kare artı 4x artı 4 birim uzunluğundaki AB doğru parçasına en tane pergelin her birini x kare artı 1 birim açarak yan yana şekildeki gibi yerleştirdiğinde en sonunda 5 birim yer artıyor. Buna göre en kaçtır diye sorulmuş. şimdi bunların her birinin uzunluğu ne olacak? Şuradaki açıklı arkadaşlar. X kare artı 1 olacak. Buradan en tane yerleştirdiğinde toplam uzunluğumuz n çarpı x kare artı 1 olacak. Bir de buna 5 eklediğimizde aslında neye ulaşıyormuşuz? Biz şuradaki uzunluğa ulaşıyormuşuz. Buradaki uzunluk ne gelecek arkadaşlar? 2x küp artı 5x kare artı 4x artı 4 gelmiş olacak. E buradan şunu bir çekersek aslında n çarpı x kare artı 1 değerinin 2x küp artı 5x kare artı 4x. 4'ten de 5 çıkarsa eksi 1'e eşit olduğunu görmüş oluruz. Şimdi burada şöyle düşüneceğiz yine. Her tarafı x kare artı 1'e böldüğümüzde enimiz bir tam sayı olduğu için kalansız bir bölme işlemi gerekiyor arkadaşlar. Bu kalansız bölme işlemini veren x değeri kaçtır? Bunu soruyor yani. Anlatabiliyor muyum? E, normalde x küplü bir şeyi x kareli bir şeye böldüğümüzde x'li bir şey kalabilirdi. Ama burada e, temel mantığımız e, işte o kalanın da sıfır olması ki buradaki n'in bir tam sayı çıkması o. Mesela burası işte 7 olsun burası 10 olsun 7 kere ondan burada 70 çıksın gibi. Anlatabiliyor muyum? Bölümümüz var ama kalanımız ne olacak? Sıfır olacak. Gelen o x'li kalanın sıfır olmasını istiyoruz. Şimdi peki bu polinomu x kare artı 1 ile bölmek ne demekti? Hani bir polinomu x kare artı 1 ile bölümünden kalan nedir dediğimizde biz ne yapıyorduk? x kare artı 1 eşittir sıfırdan x kare yerine ne yazmış oluyorduk? Eksi 1. Şimdi ben burada x karenin yerine eksi 1 yazacağım. Şuradaki x kübü x kare çarpı x diye ayırırsam x karenin yerine eksi 1 yazarsam şöyle ayırayım. Eksi 1 çarpı 2 çarpı x'ten ne gelmiş olur? Eksi 2 x gelmiş olur. x karenin yerine eksi 1 yazdım. Burası eksi 5 geldi. Burada x kare yok zaten. Artı 4 x eksi 1. Zaten ikinci dereceden bir polinoma böldüğümüzde kalan en fazla birinciden oluyordu. Birinci dereceden oluyordu. İşte bu kalanın biz ne olmasını istiyoruz? Sıfır olmasını istiyoruz. Buradan ne geldi o zaman? 2 x eksi 6 eşittir sıfırdan. x'imiz kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş olduğu Demek ki bizim aradığımız x değeri 3'müş. Ama bize en'i soruyor. Şuradaki denklemde x yerine 3 yazacağız. Onu da yukarıda yapayım. n çarpı x'in yerine 3 yazarsam 3'ün karesi. Şunu da yazıyorum arkadaşlar. 9 bir daha 10 gelir. Eşittir. 3'ün küpü 27. 27 çarpı 2 54. 3'ün karesi 9. 9 kere 5 45. 4 kere 3 12. 12'den 1 çıkarsa 11. 55, 45 daha 99, 11 daha 110 gelmiş oldu. Demek ki 10 tane n değeri 110 eşitmiş. Buradan da aradığımız n değerini 11 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar yine 3, 4, 5'ten güzel bir polinom sorusu. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden px polinomu için p1 eşittir 10, p2 eşittir 20, p3 eşittir 30 olduğuna göre P4 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın normalde bir de şöyle veriyordu bu tip sorularda. İşte P1 eşittir 0, P2 eşittir 0, P3 eşittir 0 diyordu. O zaman biz bu polinomun işte kökleri diyelim sıfırları diyelim işte x eksi 1'dir x eksi 2'dir, x eksi 3'tür diyorduk değil mi arkadaşlar? Ee, bu şekilde ilerliyorduk. İşte baş katsayısı 4 derse buraya bir 4 yazıyorduk falan. Burada ama p1 eşittir 0, p2 eşittir 0, p3 eşittir 0 gibi değil. şeyin yerine, durumun yerine p1 eşittir 10, p2 eşittir 20, p3 eşittir 30 demiş. Diyorum ki yine biz bu mantıkla ilerlesek, yani şunu ben örnek olarak yazdım, buna benzer bir mantıkla ilerlesek, px eşittir desek arkadaşlar. Baş katsayısı 1 dediği için zaten şuraya bir herhangi bir sayı yazmamıza gerek yok. Ben yine şu x 1 1'i yazalım diyorum. x 1. Yani bizi p1'i nereden buluruz arkadaşlar? Polinomun x eksi 1 ile bölümünden bölümünden kalan olarak buluruz bunu. Öyle değil mi? Çarpı p2 deyince bu nereden gelir? x 2'den gelir. p3 deyince bu nereden gelir arkadaşlar? x eksi 3'ten gelir. Bu mantıkla yine yazdık. Baş kat sayımızı belli etmiş. 1 demiş. Yoksa buraya da a yazacaktık. Diyorum ki kalanlarımıza bakın. Kalanlarımız nasıl ilerlemiş? 10, 20, 30. Aslında 1 yazdığımda kalan 10 olmuş. 2 yazdığımda kalan 20 olmuş. 3 yazdığımda 30 olmuş. Diyorum ki şuradaki kalan kısmına normalde ben şuraya 10 yazsam bunun için sağlar ama bunun için sağlamaz. 20 yazsam bunun için sağlar, bunlar için sağlamaz. 30 yazsam bunun için sağlar, bu ikisi için sağlamaz. Ama dikkat ederseniz 1 iken 10, 2 iken 20, 3 iken 30 gelmiş. Hep 10 katları gelmiş. Ben şu kalana 10x desem benim polinomum için verilen bütün durumları sağlamış olmaz mı? Sağlamış olur. Bakın P1 dedik. Burayı sıfırladık. 10 kere 1'den 10 geldi. P2 dedik. Burayı sıfırladık. 10 kere 2'den 20 geldi. P3 dedik. Burayı sıfırladık. 3 kere 10'dan 30 geldi. Bütün durumlar sağlandı. Başka sayımızda 1. Sıkıntısız bir şekilde polinomumuzu yazmış olduk. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? P4'ü soruyor. 4 eksi 1, 3. 4 eksi 2, 2. 4 eksi 3, 1. Artı 10 çarpı 4. 40 buradan 6 da buradan aradığımız değeri 46 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.